Evet arkadaşlar, merhaba. Şimdi yılbaşı sorununa ben cevap vereceğim. Bir babam soracak, bir de ben babama soracağım. Tamam. Önce soruyu ben sormak istiyorum. Ya da hep sen sor. Olabilir. 2019'da en çok sevdiğin şey ne oldu? İlk aklına gelen şey ne mesela? 2019'da ilk aklına ne geldi? İlk aklıma gelen şey... Ben o zaman Adana'ydı. 6 yaşındaydım, 5 yaşındaydım. Hayır be. Şimdi 9 yaşındasın. Yine 9 yaşındaydın yani. Bu yıl en mutlu olduğun an ne zaman oldu? Hiçbir zaman. Hiç mutlu olmadın mı? Tüh. Sıkıyorsun. Peki en mutsuz olduğun an ne zaman oldu? Hiç mutlu olmamışsan mutsuz olmuşsundur. Beni kızdırdığın için. Ben ne zaman kızdırdım mesela? Mesela. Mesela. Mesela ne zaman kızdırdın sen beni? Aklıma gelmedi ama sonra ben söyleyeceğim. Aklına gelmemişse demek kızdırmamışımdır. Peki tamam. O zaman daha derine ineyim. 2019'da en çok sevdiğin arkadaşın hangisi? Babam. Ya baban arkadaşın değil senin. Baban senin. En çok sevdiğin arkadaşın? Dondurma. Ya ateş, yemek demiyorum. En sevdiğin arkadaşın? Okuldan. Ha. Baş harfi A. Yok. Ya. Baba. En sevdiğim arkadaşım o zaman... Ateş biraz hasta olduğu için sorular biraz geç alıyordu. Peki Ateş, 2019'da en sevmediğin kişi kim? Var mı öyle? Kim? 2019'da... en çok gittiğin yerlerden bahsediyorum. Nerede mutlu oldun? Antalya'da mı? Yüzerken mi? Yüzerken... Adı neydi? O sıcak denize girerken. Evet. Antalya'nın denizi çok sıcak. Kumlarda oynarken. Rafting yaparken. Evet, dondurma yerken. Dondurma. Rafting yaparken. Hani rafting böyle... yaparken de ama çok soğuktu ya. Evet ya, nasıl donmuştun? Ben alıp seni dışarı götürmüştüm değil mi? Evet. Nereye gitmek isteyip de gidemedin? Nereye gitmek isteyip de gidemedin? Evet. Ben yurt dışına gitmek istiyorum ama sen beni götürmüyorsun. Önce yurt içini bitirelim de. Sonra... adı neydi? İstanbul'a gitmek istiyorum. Götürürüm İstanbul'a oğlum ya. Ayıp ediyorsun ya. Hemen önümüzdeki hafta bilet ayarlayalım da gidelim. Tamam. En sevdiğin kişi kim? Babam. Ve annem. Teşekkürler, teşekkürler. Bunlar aleyhinde delil olarak kullanılacak Ateş. Babam yani. Teşekkür ederim. Peki, 2020'den bahsedelim. 2020'de ne olmasını istiyorsun? Baba, 2020'de adı neydi? Kar yağmasını istiyorum. Kar yağsın 2020'de. 2020'de beklentim çok güzelmiş. Peki, 2020'den sonra 2021 kaç gelir? Peki hadi şey diyeceğim. Mesela önümüzdeki yıl böyle bir yere gitmek, bir şey yapmak istiyor musun? Hedefin var mı 2021-2020'de? Baba ben dondurmaya girmek istiyorum. Dondurma yemek istiyorsun? Girmek istiyorum. Dondurmaya nasıl giriliyor ya? İçini açıyorsun, giriyorsun işte. Dondurmadan ev mi yapalım sana? Düşünsene dondurmadan evin olsa her gün bir şey... Her yeri yalan. Bu evi yalan. Başta sen, ben dondurma yapacağım. Peki senin sormak istediğin var mı bana? Benim sana sormak istediğim... Bal sever misin? Bal severim. Peki baba, 2+2 kaç yapayım? 4. Ay baba 22 yap. 2 tane 2'yi yan yana getir. Tamam. O zaman 2020 yılının herkese
sağlık, kutlu olsun, mutluluk özellikle geçmesini temin ediyoruz. Ve kutlu olsun. Ve de kutlu umarım da mutlu.